Matematik ilahi bir cevher. Tıpkı ruh gibi, tıpkı madde gibi, tıpkı yaratım gibi. Görünen ile görünmeyenin arasındaki köprüdür sayılar. Adem'e tüm esmalar öğretildi. İşte bu bilgi. Tesadüf olmayan, bir araya gelen matematiksel dizilimler sonsuzluğun, mükemmelliğin ve kusursuzluğun simgesidir. Böyle pek sevilmiyor gibi görünse de aslında gerçekten hayatımızın temel noktasını oluşturur. Denge olması için ölçü şart. Ölçü olması için de sayı şart. Kırk tamamen tamlığın ve bütünlüğün simgesi. Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Yazar Kevser Yeşiltaş'la beraberiz ve onunla oldukça sırlı bir konuyu konuşacağız. Zira evrenin kadim dilini, yani matematiği konuşacağız. Hoş geldiniz kıymetli hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Konumuz matematik. Yani ilk önce şöyle başlayalım isterseniz. Matematik neden gerekli? Bu evrenin kadim dili dedik ama bunu tabii biraz açıklamak gerekiyor. Zira matematik genel anlamda pek tercih edilmeyen, uzak durmaya çalışılan ve öğretim müfredatında da pek sevilmeyen bir ders açıkçası. Ama güzel. Matematik aslında nedir? Öncelikle bizi dinleyen kıymetli dostlara hoş geldiniz diyorum. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar olsun. Söyleyecek olduğum tüm sözlerin liyakatinde olmayı talep ediyorum ve tabii ki haddimi aşmaktan edep ederim. Evet. Matematik benim vazgeçilmezim. Çok seviyorum matematiği. Okul hayatım boyunca matematiği sevdim ve hala matematiği çok seviyorum ve zira Allah'ın 99 isimlerinden biri de matematikle ilgili, bunu biliyoruz. Allah her yaptığının sayısını bilir, her yapılanı tek tek tespit eder ve sayar. El-Muhsi ismi, yani esması benim en sevdiğim isimlerinden biridir. Tabii bu arada benim 27 yıl boyunca özel sektörde yaptığım iş grafik, tasarım ve renk ayrım uzmanlığıydı. Buna rağmen grafik sanatı tamamen matematik ağırlıklıdır. Yani grafik düşünüldüğünde genelde çizimsel olarak düşünülür ama matematik ağırlıklıdır. Kullandığım işte Macintosh bilgisayarlarda ve özel tasarım programlarında bir sıfır noktasına yakın ölçülerde çizimler yapabiliyordum. Bu yüzden doğduğum andan itibaren şu ana kadar, yani 52 yaşındayım, 52 yıllık hayat yolculuğumda matematik hep benim vazgeçilmezim oldu. Muhittin İbn Arabi'nin bir sözüyle ben konuya giriş yapmak istiyorum. Arş sayılar alemi, kürsü harfler alemidir der. Çok sevdiğim bir velidir Muhittin İbn Arabi ve hep kendime en yakın hissettiğim, adını andığımda bile heyecanlandığım yegane ustalardan biridir. Naçizane kısa bir dönem benim de maneviyatımda ustam olmuştur. İşte Arif İçin Din Yoktur kitabını kaleme alırken beni manevi enerjisiyle eksik bırakmamıştır. Şimdi arş sayılar alemi sözünü biraz açmak istiyorum. Naçizane benim prensibim yabancı lügatlar kullandığımda mutlaka söylediklerimin batıni sırlarını açmam gerekiyor. O yüzden arş neden sayılar alemi? Onu biraz anlatmak istiyorum. Arş denilen yer biliyoruz ki Allah'ın katı, alemleri yönettiği yer, bir mekan. İşte arş sayılar alemi. Zaten esmada da belirtildiği üzere her yapılanı tek tek tespit eden ve sayan, her yarattığının da sayısını bilen El-Muhsi ismi, yani esması da arş alemi olan Allah katının esmasıdır. Arş bir yönetim yeri, muazzam bir enerji, bir mekan. Kürsü harfler alemi demiş Muhittin İbn Arabi. Kürsü bilindiği gibi araştırma ve öğretim birimi. Allah'ın kürsüsü, hakikati, harfler alemidir.
emriyle yoktan vare gelen harflerin kainata dağılışı ve öğretmeye başlaması. Peki neyi öğretiyor harfler? Adem'e tüm esmalar öğretildi. İşte bu bilgi. Bizler de insanoğlu, yani Adem soyundan olanlar da bu harflerin öğretimine tabi. Yapıp ettiklerimiz, kendi elimizle yarattıklarımız her şey arş aleminde sayılarıyla ile birlikte tespit edilerek kayıtlanır. Şimdi, çokluk sistemin gelişmiş teknolojilerin ortak dili matematiktir. Tesadüf olmayan bir araya gelen matematiksel dizilimler sonsuzluğun, mükemmelliğin ve kusursuzluğun simgesidir. Ve biliyoruz ki mükemmellik en güçlü mesajdır. Çünkü matematik şaşmaz. Kesin ve net olan bir şey varsa kainatta matematiktir. Gerisi, yani diğer tüm şeyler, her şey olasılıklar ve mümkünatlar dahilindedir. Matematik bu yüzden evrenseldir ve naçizane ben tüm bizi izleyen dostlara matematiği sevmelerini ve çocuklarına da sevdirmelerini tavsiye ederim. Sayılar ve rakamlar, yani sayı ve rakam böyle pek sevilmiyor gibi görünse de aslında gerçekten hayatımızın temel noktasını oluşturur. Sayılar ve rakamlar. Evet. Bu nasıl bir ilim? Biraz daha derinlemesine girelim. Az önce biraz Evet. matematiğin batini sırlarından Evet. bahsetmeye başlamıştınız. Evet, İsterseniz biraz daha bahsedelim. evet. Şimdi önce rakamlar ve sayılarla ilgili konuyu açayım. Çünkü anlatacağım şeylerde hem rakam hem sayı kelimeleri geçiyor. Çünkü birbirinden farklı rakamlar ve sayı birbirine yakın anlamları olduğu için birbirine tanım benzerliğiyle karıştırılır. Sayı demek sayma işlevi. Yani işte 1, 2, 3, 4 gibi sayma işlevi ve çıkan sonuç rakamdır. Sayı ölçme birimidir. Bir maddenin, bir objenin işte sana ölçüsünü verir. Rakam sembolik bir ifadedir ve bir şekli vardır. Sayının ifadesidir rakam. İşte mesela ben 50 yaşındayım dediğimde 50 her iki rakamı da temsil eder. İşte 5 ve 0'dan oluşan iki rakamlı sayılır anlamında. Evet. Konumuz matematik ve batıni sırları. Matematik sayılar ilmi dediğiniz gibi görünen ile görünmeyenin arasındaki köprüdür sayılar. Sayılar ve rakamların sistematik bir araya gelişi ve bir düzen oluşturması bilimine matematik deniyor. Ve matematik en güvenilir kaynaktır bizim için, insanoğlu için ve hepimiz için. Çünkü bir araya gelişlerin denk düşme durumunu binde, milyonda ya da sonsuza gitmesi tesadüf olmadığını gösterdiği ve daha anlaşılır olduğundan. İşte bu yüzden Allah katı olan arş sayılar alemi. Yani her şeyin sayısını bilen ve sayan bir yaradan var. Yorum yapmıyor. Şöyle böyle diye yazılmıyor. Sayılar ile tek tek tespit ediliyor arş aleminde. Bu yüzden bizim de insanoğlu olarak yapıp ettiklerimize, sözlerimize itina göstermeli ve ehemmiyeti elden bırakmamalıyız. Çünkü her yaptığımız sayılıyor ve kayıtlar alemine işliyor, işleniyor, bunu bilelim. Bir şeyi daha bilelim ki matematik sadece derslerde okutulan bir konu değil. Öğretim müfredatına uyarlanmış bir ders değil. Bilelim ki ilahi bir cevher. Matematik ilahi bir cevher. Tıpkı ruh gibi, tıpkı madde gibi, tıpkı yaratım gibi. Matematik de bir cevher. Üstelik ilahi bir cevher. Matematiğin evrenselliği ruhsal, yüce zekanın bir dili olduğunu düşünenlerdenim. Ve matematik her zeka seviyesinde bilinir.
güvenliği ve anlaşılır sembollerinde ortak biridir. Birçok kutsal kitapta ve ayetlerde ölçü ve denge olarak bahsedilen kompleks ve kaotik işleyen matematiğin ve rakamların rol oynaması asla ve hatta tesadüf olamaz. Bazen şunu düşünüyorum Hakan Bey, başka bir galaksiden böyle gelişmiş bir canlı bize mesaj yollarsa acaba hangi dilde kullanırdı? Tabii ki matematiksel bir kod ya da şifre yollardı. Zaten filmlerde de hep böyle aktarıldı. Zira matematik ortak bir dil. Düşünelim ki okuma yazma bilmeyen bile sayı saymasını bilir. Yolun, elektriğin, işte okuma yazma oranının neredeyse çok düşük olduğu mecralarda yaşayanlar bile işte ürettiği hayvanların sayısını bilirler. Kaç çuval ürün çıkarmışlar bilirler ve sayarlar. Ben naçizane Sümerlerin yazıyı matematik yani sayı ile icat etmiş olabilirler diye bile düşünüyorum. İşte önce mallarını, insanları, köleleri, işte yerlileri saydılar. Daha sonra bunu işaret diliyle işte duvara çizdiler. Ortaya ilk yazı çıktı diye düşünüyorum. Naçizane benim tahminim bu yönde. Matematik evrensel bir dil olduğu kadar bir yaşam biçimi aslında. Yüce Yaradan'ın isimlerinden birinin de sonsuz da olsa her şeyin sayısını bilme, sayılma ifadesinin olması da tesadüf olamazdı. Sonsuz olsa da her şeyin sayısını bilen El-Muhsi ismi. Her şey sayıyla sayılıp dökülmüştür ve arş katında kayıtlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de matematiğin evrensel bir dil olduğu ve her şeyin düzen ve ölçü içerisinde yaratıldığını aktaran en mucizevi ayetler vardır. Diyor ki Kur'an-ı Kerim Kamer Suresi 49. ayetinde gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. İşte Size sayılar alemi ve matematik. Denge olması için ölçü şart. Ölçü olması için de sayı şart. Başka bir ayette şöyle söylüyor. Abese suresi 19. ayet. Onu yarattı yani Adem'i yarattı diyor. Ve ona yani Adem'e ölçülü bir şekil verdi. Bedene ölçülü bir şekil veriliyor. Beden kusursuz bir tasarım. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte kalp, mide, bağırsak her biri yerli yerinde ve tam ölçüsünde. Küçücük bir orantısızlık bile ya göze hoş görünmüyor hem de sağlık açısından bir tehdit oluşturuyor. Şimdi Mürselat suresi 23. ayette diyor ki sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Yani Adem bedeni ya da kainat alemi ölçülü olarak biçimlidir. Rastgele değil, tesadüf asla değil. Rastgelelik ve tesadüfi kavramları yoktur kainatta. Olasılık ve mümkünatlar alemi olan kainatımızda rastgelelik ve tesadüfi yok. Olasılık yani bilinmezlik bile olsa bir ölçü ve denge ile işlevseldir. Başka bir Kur'an-ı Kerim ayetinde şöyle diyor. A'la suresi 3. ayet. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirdi. Evet, ne kadar güzel ayetler bunlar. Özellikle seçtim bunları. Şimdi yıllar önce dünyanın dönüş hızında bir saniye sapma olduğunu ve bunu NASA tarafından hayati bir önem taşıdığını haberlerde duyduğumuzda hepimiz çok şaşırmıştık. Ben de çok şaşırmıştım. O zamanlar genç ya da çocuk yaşlardaydım. Dedim ki bir saniye nedir ki diye düşündüm kendi kendime. Fakat sonraları anladım ki bir saniyenin hatta bir milimetrenin 10 mikronun daha da ileriki araştırmalarımda işte kuantum dünyasında kuantsal rakamların
Planck mesafelerinin ve zamanının ne kadar hayati önem taşıdığını öğrendim ve bunu araştıranlar zaten öğreniyorlar. Düşünmeliyiz ki bir saniyede ışık 30-300 bin kilometre yol alabiliyor. İşte dünyanın ekvator çevresi 40 bin kilometre. Bunun kaç katı ışık bir saniyede yol alabiliyor? Bir saniye ne kadar önemli aslında? Hocam anladık ki önemli bir ilim ve rakamlar ve sayılar varoluşun kod sistemi içinde de yer tutuyor, öyle mi? Evet. Sanatın tekniğe dönüştürme işleminde mikronların hayati bir önem taşıdığını, işte mikron mesafesinde en küçük bir sapmanın bazı işte fabrikalarda falan ton iadelerine sebep olduğunu, işte şirketlerin birbirine tazminat ödediğini ben mesleki açımda yaşantımda 27 yıl boyunca bunu gördüm. İşte 0,1 milim, 100 mikron ya da 0,2 milim, 200 mikron çok değerli olduğunu işte emekli olduğumdan önceki yaşantımdaki çalışma hayatımda gördüm. Biz bilsek de bilmesek de mimari eserlerde, grafik sanat eserlerinde ve uluslararası matbaa ve baskı teknolojilerinde de rakamlar çok önemli. Büyülendiğimiz sanat eserleri başta işte resim, müzik ve heykel dalları da tamamen aslında birer matematiksel şaheserlerdir. Evet, ben de bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Bizi böyle kendimizden geçiren ulvi ilahiler, klasik müzikler, bizi kendimizi işte böyle olağanüstü hissettiren o muhteşem şarkılar hep matematiksel şaheserlerdir. Matematik olmasaydı bu eserleri biz bu kadar içten, kalpten, gönül seviyesinden dinlemezdik. Daha böyle işte mantıksal olarak o aşkı hissedemezdik. Daha çok mantıksal şeyler hissedebilirdik. İşte notaların yan yana dizilişlerini, harmonisi, heykeltıraşların milimetrik hata yapmadan işte yetenekleriyle meydana getirdiği o heykeller ve karşısında büyülendiğimiz o tablolar, açı, mesafe, gerekli yerlerde boşluk bırakmaları, renklerin birbirleriyle olan o bütünü de aslında temelinde hep matematik ağırlıktadır. Matematik düzeni vardır. İşte matematik mutfağımızdaki göz kararında bile vardır. Belli bir ölçüyle yaptığımız yemekten tüm bilim ve sanat dallarına kadar dünyanın işte dönüş hızı ve güneşe olan oranı, işte rüzgarın şiddeti, yağmur damlalarının o açıları, yağmur damlaları belli bir açıyla iniyor yeryüzüne. Olmasaydı kovadan boşalmış gibi inerdi ve binalar kalmazdı ya da biz de çok zarar görebilirdik. Ve yeryüzüne o düşüş hızları, o ara açılarına kadar her şeyde bir matematik gizemi mevcut. Yani matematik bizim yaşamımızın bir parçası değil aslında. Hayatın neredeyse ta kendisi. İşte buna altın oran denmekte. Bu altın oran El-Muhsi esmasının da bir yansıması. El-Muhsi esmasının hakikatteki yansıması. Tüm düzeni sağlıyor ve biçimlerin tasarımına şekil veriyor. İşte bunu bilmek bile insanı bir yaradan hakikatine yöneltebiliyor. Matematik yaratımın gerisinde yer alan gizli bir enerji gibi hep hayatımızda. Nefes alışlarımızın bile bir sayısı var. Kalp atışlarımızın. Zikir çekenler çok iyi bilir dostlarımız, hemen anlayacaklar. Söylenen esmaların bile bir sayısı var. Ne eksik ne fazla. İşte bazı dualar var 4444 defa okunacak deniyor bazı alimler tarafından. Bir eksik, bir fazla değil. Zira arş kapısındaki o arzu mekanizmasının kapısını açacak olan anahtarı ancak böyle ulaştırabilirsin. Bir de hayati önem taşıyan rakamlar vardır ki onların durumunda minimum bir sapma bile çok hayati bir önem taşır. İşte
Örneğin dünyanın güneşe olan uzaklığı, dünya ekseninin dönüş hızı, dünyanın duruş açısı gibi açılar hep sabittir. Tabii bazı sapmalar ve değişkenlikler olsa da hep korunur vaziyettedir. Bu arada insan DNA'sındaki kromozomların sayısı da sabittir. Bir eksik, bir fazla olması işte sakat doğumlara sebep olabiliyor. Kalp atışımız, tansiyonumuz, kolesterol ve kan şeker değerlerimiz ve bunun gibi hayati önem taşıyan değerlerdeki sapmalar, işte düşmeler, yükselmeler bizim yaşam fonksiyonlarımızı hep etkiler. İşte bunun dışında boy, kilo artışlarının kontrolü ve düzenliliği bir bebek için çok önemlidir ve sürekli gözlenir anne tarafından, doktorlar tarafından. Matematik, rakamlar ve sayılar hayatımızın içindedir ve bizimledir. Matematikten uzak bir yaşam sürmek neredeyse imkansızdır. İşte yere yetişmek için bile hep saate bakar gözümüz, dakikaları sayarız. Yani hiç vazgeçmeyiz. Her şey rakamlar, sayılar üzerine kurulmuştur. Her ne kadar matematiği sevmiyor gibi görünsek de hem batini olarak, içsek olarak hem de zahiri olarak görünen de hep matematikle iç içeyizdir aslında. Bunun dışında rakamların veya sayıların olmadığı vicdan, mutluluk, huzur, aşk ve sevgi gibi kavramlar vardır ki bunların değerini ancak gönül gözümüz ve yüreğimiz hesaplayabilir. Matematik denilince bizim mantığımız hep dört işlem. Yani işte çarpma, bölme, toplama, çıkarma gibi işlemleri kabul ediyor. Ancak rakamlar ve formülleri kabul ediyor. Yani anladığımız matematiktir bu. Oysa ki ne mucizevi, zihnimizin alamadığı ne kompleks ve kaotik ile işleyen yüce bir zekanın şaşmaz bir düzeni vardır. İşte o anlarda gönül hesaplar. Tamam olur. Bir görüşte aşk denir. İlk karşılaşmada uzun yıllar alan dostluklar olur. İşte ilk gördüğünüz kişiye karşı duyulan güven. Bunun gibi hesapları gönül hesap yapabiliriz. Bu da matematiğin ilahi tarafıdır. Evet. Hocam o kadar güzel anlatıyorsun. Estağfurullah. Hocam bu noktada ilahi kalitenin ve tekamülün sembolü olan rakamlar var mı? Özel rakamlar. Evet var. Onlara da geliyoruz şimdi. Notlarımı da şöyle bir bakayım söylemediğim bir şey var mı diye. Şimdi dünyanın varoluşundan günümüze kadar olan her zaman diliminde ve dünyaya vahiy yoluyla aktarılan tüm kutsal bilgilerin, ortak sembollerin bir araya geldiğinde bir değer ortaya çıkmaktadır. İşte yaratılış efsaneleri, mitolojik efsane ve hikayeler, bilinen dört büyük din ve vahiy yoluyla gelen kutsal kitapların ortak özelliği aynı sembollerde birleşmekte. Bu sembollerin sadece dünyamıza yani dünya planetine ait varoluş kodları olduğu ihtimali çok yüksek. Ve bu sembol kod şeklinde ortak aktarımlar evrensel olduğu kadar dünya yaşam enerjilerini çok yakından ilgilendirir. Ne kadar evrensel nitelik taşısa da aslında matematik dünya varoluş kod sistemi için çok önemli bir yer tutar. Peki biz ne görüyoruz? Evrenselliği, mükemmelliği, kusursuzluğu. Bir mesajın kusursuzluğu çok güçlü bir etki yaratır. İlahi kaynaktan süzülerek gelen o tesirler hep matematik kodludur. Yani şaşmaz bir ölçü ve denge ile bize, yani kulağımıza, gönlümüze kadar gelir ve akar. Tesadüf olmayan, bir araya gelen bu matematiksel dizilimler sonsuzluğun, mükemmelliğin, kusursuzluğun simgesidir. Ve mükemmellik de en güçlü mesajdır. Burada da bahsettiğim durumda en güçlü mesaj
mevcut değerin anlaşılır olması için, yani bizler tarafından, insanlar tarafından, bizi dinleyenler tarafından, bütün insanlık tarafından şifreler ve kodlarla verilmiştir ve mükemmelliği ortaya koyar. Dünyanın görünen ile görünmeyen alemler arasında ve kozmozdaki, yani fezadaki, uzaydaki, düşünce uzayındaki rakamı aslında yedidir. Yedili sistemdir. Her şey yedi ve katından oluşmuştur. Dünyanın rakamıdır aslında bir nevi yedi rakamı, yedi sayısı. Yedi rakamı da nitelik ve kalite sayısıdır. Bunun matematiksel olan ve asla tesadüfen bir araya gelmediğinin de göstergesidir. Bir nevi kusursuzluğun ve mükemmelliğin bize sağladığı en büyük mesajdır. Yedi, dünyanın, daha doğrusu dünya kainatının varoluş rakamı olabilir mi? Bunu şöyle bir düşünelim. Yani kainat sonsuz. Fakat dünya kainatı bu sonsuzluğun içinde, kendi içinde bir bütünlük arz eder. Bununla ilgili çok çarpıcı ve önemli bilgiler var. Evet. Yedi sembolü, tümü, yani bütünseli kapsayan ilahi kalitenin, tekamülün sembolü olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ama nerede? Batini ve içe kapan tarafımızda. Çok iyi araştırırsak, çok iyi gözlemlersek, baktığımızı görmeye çalışırsak, yedili kod sistemin dünya ruhsal ve tekamül, dikey tekamülünde çok önemli bir yer kapladığını görürüz. Yedi sayısının Kur'an'da da yedinci surenin yedinci ayetine baktığımızda görebiliyoruz. Ben bunu araştırdım ve çok ilginç bilgiler buldum. Asıl ilginç olan yedinci surenin yedinci ayetine baktığımda karşılaştığım sonuçtu. Çünkü yedinci sure, yani Kur'an-ı Kerim'in yedinci suresi, yüksek yerler ve yüksek mevkiler anlamına gelen ve dünya akışını sağlayan o ilahi vahyin doğruluğu ve dünyanın vahye ihtiyacını konu alan Araf suresiydi, yedinci sure. Yedinci ayette ise çok daha çarpıcı ve dünya insanlığını ilgilendiren bir konudan bahsettiğini gördüm. Tüm olan bitinin bilgisinin insanlığa aktarılacağı ve vahiy kanalıyla insanlar ile işte yüce yaradan arasında sıkı bir bağ olduğu, kopmaz, ayrılmaz bir parça olduğu bilgisiydi. Ve bu bilgilerin Kur'an-ı Kerim'in 7. surenin 7. ayetinde olması, yani dünyanın kod sisteminin tekamül rakamına ait olması, yani 7 rakamına ait olması da asla ve kata tesadüf olamazdı. 7. surenin 7. ayetinde şöyle vahyedilmiş. Andolsun diye başlıyor. Onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. Araf suresi 7. ayet. Yani 7. surenin 7. ayeti. Evet. Dünya tekamül sisteminin sayısı 7'dir. Matematik ile ilgili benim araştırmalarım 7 sayısı üzerine yoğunlaştığında aslında 7 rakamının yalnız olmadığını gördüm. Dünya vahiy sisteminde bahsedilen ve sürekli tekrarlanan, bize ipuçları olarak bırakılan deliller niteliğinde semboller vardı. İşte Fecr suresinin 3. ayetinde diyor ki, çifte ve teke and olsun. Bu and olsun vahiy kelamı bir şeyin sonrasında gelir ve onu tesciller. İşte yıldızlara and olsun,
çifte ve teke and olsun. Yani koskoca Kur'an-ı Kerim Allah'ımız, Yaradan'ımız yemin etmekte ve desteklemekte. Bu da teke ve çifte and olsun. Tekin birliği, tek olanın birliği, mükemmelliği ve bütünlüğü söz konusudur. Ve birbirini tamamlayan iki tekin oluşturduğu çift sembolü de dualiteyi simgelemektedir. İşte 7 rakamından sonra en çarpıcı olan dünya tekamül sisteminin gücü ve dengeyi sembolü eden sayı da 4 rakamıdır. Bu da en çarpıcı örneklerle ben yine size anlatmak istiyorum. Lütfen. Evet, 7 rakamından sonra ulaştığın en mucizevi rakam 4'tü. 7, dünya için belirlenen bir kod sistem olmasının yanında 4 rakamı da ona eş değerde bir görev üstlenmiş sanki. 4, denge ve güç içeren muhteşem bir semboldür. Zaten 7 rakamı da 4 rakamı da Türkçe alfabede çok güzel bir rakamdır. Çok sevdiğim rakamlardan ikisidir. Şimdi Mu kıtasını hepimiz az çok biliyoruz. Mu kıtasının dini olan Mu dininin 4 temel gücün kainatın düzenini oluşturma teorisi vardır. İşte ateş, su, toprak, hava. 4 temel güç, 4 temel inşaatçı, 4 büyük mimar, 4 büyük geometri üstadı olarak geçer. 4 temel unsurun benzeştiği diğer inanışlarda ise şöyledir. Mesela İslamiyet'in kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de arşı taşıyan, yani konunun ilk başında arştan bahsetmiştim. Arşı taşıyanlar diye söz edilir. 4 büyük melek dünyanın sistemini koordine eder. Doğum ve ölüm mekanizmasından sorumlu melek Azrail. Tabiat olaylarından sorumlu melek Mikail, yani Mikail olarak biliyoruz. İşte devre sonu, kıyametten ve sorumlu melek İsrafel, yani İsrafil ve vahiyden sorumlu. Vahyi ilhamlarımızdan sorumlu. Yani sadece peygamberlerin vahiy, semavi dinlerin gelmesiyle o vahiy akışını sağlayan Cebrail, peygamberlik sonlandırıldıktan sonra da insanlara ilham, vahiy ilhamları aktarması hala devam etti. İşte Cebrail ya da Cebrail olarak bildiğimiz melek. Bunlara biz deva da diyebiliriz. 4 deva ya da melek olarak da geçiyor. Evet. Şimdi sadece İslamiyet'te değil, Tevrat'ta da 4 bekçi, kerubim vardır. Eşik bekçisi olarak da anlam bütünlüğü vardır. Kerubimler, 4 element. Kur'an-ı Kerim okuduğum kadar işte Tevrat'ı da okuyorum, Thomas'ın İncil'ini de okuyorum, İncil'i de okuyorum, Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Barnabas İncil'i ya da Meryem'in İncil'i. Onları söyleyince bile heyecan kanıyorum birden. İşte benzer bilgi ise başka bir medeniyet olan Mayaların kutsal kitabı Popol Vuh'ta da yer almakta. Maya dünyasının 4 idarecisi evrenin açılarına yerleştirilmiş, 4 açıya yerleştirilmiş ibaresi kullanılmış. İşte dinlerde ve inanışlarda geçen bu 4 gücün inanılmaz benzerliği çok şaşırtıcı. Farklı zamanlar, farklı kıtalar, benzerlik böyle tesadüf olmamalı. 4 ana element, işte hava, ateş, toprak, su. Görünen tüm kainat bu 4 ana elementten meydana gelmiş. Ve bu 4 ana elementin güçleri dengeyi sağlar. Denge nedir? Matematiktir. Ölçü nedir? Matematiktir. Denge ve ölçü olmasa kainat
Aniden yok olabilirdi. Hepimiz Pardon. yok olabilirdi. Evet. Ateşin gücü, havanın gücü, toprağın gücü ve suyun gücü. Dört element. İşte kainatın ana unsurları. Tabii bu arada insan vücudunun da dört bölümü var. İşte baş, gövde, kol ve bacak. İşin ilginç yanı işte kollar ve bacakların toplamı da dörttür ve dengeyi sağlayan en önemli organlardır. İnsanın kolları ve bacakları olmadan sadece beden üzerinde durması neredeyse imkansızdır. Kolay olmayan bir durumdur. İnsan kolunun uzuvları da dört bölümden oluşuyor. İşte parmak, el, içi, bilekten dirseğe bir kemik, dirsekten omuza bir kemik olarak. İnsan bacağının da uzuvları da dört bölümden oluşuyor. Parmak, parmaktan bileğe ayak, ayaktan dize bir kemik ve dizden kalçaya kadar bir kemik. İşte insan kafatasında da en önemli unsurlar içeren dört ana organ, işte gözümüz, kulağımız, burnumuz, ağzımız. En önemli yön bulma ölçülerimiz hep dört ana bölümden oluşur. Doğu, batı, kuzey, güney. En önemli işaret eden, yön bildiren ölçülerimiz de dört ana bölümden oluşuyor. İşte ön, arka, sağ ve sol diye. Evet, yine kutsal kitaba geçebilirim. Evet. Kutsal, evet, kutsal kitapta geçen ve dünya sistemini koordine eden mekanizmanın sahibi dört melek. İşte Azrail, Cebrail, İsrafil ve Mikail. Bunların görevlerini işte az önce bahsetmiştim. Dört kitap, dört peygamber. Bunlar hep dörtlü sistemler. Dünya sisteminin dört büyük dini, dört büyük kitabı, semavi kitabı ve dört büyük peygamberi vardır. Dünyanın dört ana iklimi var. İşte yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar. Zaten bugün de sonbaharın ilk günü. Dört boyutun açıklaması en boy iki boyuttur ve sadece işte alanı gösterir. En boy yükseklik üç boyuttur ve hacmi gösterir. En boy yükseklik ve zaman yaşamın ana temelini ifade eder. Şimdi klasik fizikte üç boyuttan bahsediliyor. Oysa ki enini, boyunu, yüksekliğini bildirdik. Ama eksik kalan bir şeyi fark edersin. Hangi zamanda dersin? Nerede olduğu belli olmalı. Koordinatlar verilmiş, her türlü eşkal belirlenmiş bir cismin ya da bir insanın diyelim. Ama hangi zamanda olduğunu belirterseniz fazla bir işe yaramayacaktır. O yüzden üç ana unsura zaman da eklenir. İşte bu yüzden dünya ölçülerimizde dört boyutun önemi çok büyüktür. Zaman ne kadar soyut bir kavram da olsa ölçülendirme için çok önemli bir yer tutar. Bunun dışında yine dörtün önemli bir sayı olduğunu bahseden başka bir konular daha var. Mesela beyin dört ana dalga boyutunda titreşiyor. Alfa, teta, beta, delta. Dört ana dalganın hangisinde, hangi duyguda ve hangi durumda olduğumuz artık rahatlıkla tespit edilebiliyor işte makineler tarafından. Dört yine dünyanın ve dünyayı meydana getiren tüm unsurların sayısını gösteriyor. Sağlamlık, denge, istikamet ile ilişkilidir. Madenler alemi, bitkiler alemi, hayvanlar alemi, insanlar alemi olarak da dünya üzerinde dört alemi temsil eder. Dört sayısının ana temel işte sembolü, prensip, denge, disiplin ve güven üzerine kuruludur. Evet. Şimdi milattan önce yaşamış bir hekim Nikomachus şöyle der. Dört matematik disiplininin evrenselliğini meydana getiren bir sebeptir. Ne güzel söylemiş. Milattan sonra yaşamış bir Yunan filozofu da demiş ki bir ebedi
ve ezeli yüce Tanrı'yı, iki sonsuzluk ve dualiteyi, üç ise evrenin planı ve modelidir demiş. Şimdi buradan şunu anlıyoruz ki üç plan ve model rakamının bir de Tanrı enerjisi ve bütünleşmenin enerjisi. Bunların bir araya gelişi dört. Yani denge rakamını ortaya çıkıyor. Bizim dünyamızda, bizim kainatımızın ana sebeplerinden birini oluşturuyor ve sembolünü oluşturuyor. Evet. Devam edeyim mi yoksa Devam sorun edin çünkü daha sırrı rakamlar ve sayılar da var anladığım kadarıyla ve benim çok ilgimi çekti. matematik çok güzel bir konu aslında. Evet. Ve her şey matematiğe dayalı. Biraz araştırırız da dostlarımız. Zaten her şeyin temelinin işte matematikle ilişkili olduğunu onlar da tespit edecekler ki öyledir. Şimdi İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ayetlerinde dört sayısı oldukça fazla yer alır. Dört şahit, bir erkeğe dört kadın, eş gibi. Dördün dengeyi ve adaleti sağlaması ile ilgili ayetler mevcuttur. Şimdi ben anlamları üzerinde durmak istemiyorum söylediklerimin. Sadece dört sayısının kullanım alanlarını biraz anlatmak istiyorum. Şimdi ayetleri incelersek sadece küçük bir örnek olarak size sunmak istiyorum ayetlerle. Şimdi Fusulet, Fusilet suresinin 10. ayetinde der ki o dört gün içinde yani dört evrede yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Dört rakamı geçiyor. Rahman suresinin 17. ayetinde o iki doğunun ve iki batının Rabbidir der. Meariç suresinin 40 ve 41. ayetlerinde doğuların ve batıların Rabbine yemin eder. Yani andolsun da yine yemin eden bir ayetten bahsediyor. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz? Neden bunları araştırıyoruz? Ya da ben neden bunları araştırmaya gerek duydum? Bunu çok düşündüm. Çünkü Kur'an-ı Kerim sürekli şunu tekrarlar ayetlerinde. Deliller bıraktık. Hiç akletmez misiniz? Akletmez misiniz demek, hiç düşünmez misiniz, araştırmaz mısınız anlamında. Bu bizi tesadüfi olmayan gerçeklere doğru itmekte. Rakamlar önemli. Batini sırlarda rakamların önemini biraz anlatmaya çalıştım ve bazı rakamlardan da bahsetmek istiyorum. Evet, 10 emir. 10 10 emir. emir. Evet. Dört büyük melek, dört büyük peygamber, dört büyük kitap, 124 bin peygamberden bahsediyor. Bir de İslam'da 1/40 bir malının zekat olarak verilmesi var. Beş vakit namaz, yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için güneşin ve ayın görevlendirilmesi, Ramazan'da bir gecenin bin hayırdan hayırlı olması, bin aydan, Ramazan ayı 1'e 70 denilen bir aydır olarak geçmesi, bir de tekrarlanan 7 ayet, bu da Kur'an-ı Kerim'de en çok söylenen kelimelerden, vahyedilen ayetlerden biri. Üzerinde 19 var, 3 aylar, 30 Ramazan, 7 göğün Rabbi, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Hep bunlar rakamsal kelimeler. İşte İsa'nın bir sözü var. Çok önemli. Bu Thomas'ın İncil'inde geçiyor. Dostlarımız eğer incelerlerse Thomas'ın İncil'inin PDF'ini bulabilirler internette. Serbest olarak veriliyor. Diyor ki İsa, sizlerin arasından ben seçeceğim. Binin içinden birini, 10.000'den ikisini ve onlar orada duracaklar. Sanki iki birmiş gibi. Çok güzel bir ayettir Thomas'ın İncil'inden. Bu arada Hazreti Musa'nın Sina Dağı'na girişi 40 gün sürer.
Tıpkı Hazreti İsa'nın çölde geçirdiği süre gibi. Nuh'un gemisi de selde 40 gün 40 gece gezinmiştir. İşte 12 imamlardan bahseder. 12 havari vardır Hristiyanlıkta. 12 burç. Buda'nın 12 öğrencisi var. Bir yılda 12 ay var. Musevilikte Hazreti Yakub'un 12 oğlu var. Ve İsrail'in 12 kabilesi var. Ve Çin takvimi yine 12 hayvandan oluşuyor. Yani tesadüfi olmayan matematiksel rakamların bir araya gelişleri. Evet, kısaca matematik bizim yaşam felsefemiz. Her ne kadar, evet, Şu müfredat. noktada bir sayıyı daha sormak istiyorum. 13 demek istiyorum hocam. Evet, 13-12'den sonra geliyor ve çok özel bir rakam ve benim neredeyse en çok sevdiğim rakamlardan biri. Uğursuzluk gibi algılanıyor ama İslam'da uğursuzluk olarak kabul edilmiyor. Sanırım Hristiyanlıkta uğursuzluk olarak kabul ediliyor. 13 rakamı tamlığın ve bütünlüğün ve bir sonraki 12 bittikten sonra bir sonraki aşamanın ve sıçrama kaydettikten sonra tekamülün, dikeydeki tekamülün başlangıç rakamı olarak geçiyor. Evet. Yeni başlangıçlar demek. Yeni bir başlangıç, evet. Ve nedense yani İslamiyet'te 13'ün uğursuzluğu yoktur. Sevilir. Ben de çok seviyorum 13 rakamı. Evet. Hocam peki 8'in mesela bolluk ve bereketi temsil ettiğine inanılır. Siz de inanır Evet, mısınız? 8, 6, 8'in de öyle. 8 uçma vardır bilirsiniz tasavvufta. 8 uçma, 8 cennet. Yani 7 tamudan sonra 8 uçma başlar. 7 tamu, 7 cehennem. 8 uçma, 8 cennet. Yani 7 bittikten sonra, yani 7 dünya hayatının, 7'li sistemin, o piramidin, o dünya kod sistemin 7 aşama geçtikten sonra 8 tamı başlıyor. Yani 8 uçma başlıyor. Yani 8 cennet başlıyor. 8 bolluğun, bereketin, refahın, rahmetin bir simgesi. O yüzden zaten işte İslam alimleri, veliler, arifler, o yüzden 8 cennet diye bahsederler. 8 uçmadan. Evet. 9 hocam. 9, ondan sonra geliyor yani 8'den sonra geliyor. O da neredeyse bazı aşamanın bittiği, şöyle bir duraksama, bir kendini gözden geçirme, yapıp ettiklerimizi şöyle bir duraktır aslında 9. Yapıp ettiklerimizi gözden geçirme, bir nefes alma. Nefes aldıktan sonra bir nefes verme. Öğrendiğimiz her şeyin hazım edildiği yer. 9 olarak geçiyor. Ama tabii ki bu duraklarda hazmetme yeri olarak geçse de 9'la sembolleştiriliyor. Yani 7, 8, 9 diye bir matematiksel dizim sadece batini tarafında bir simgesel, içrek tarafta bir enerjisel, şekilsel değil de bir enerjisel olarak geçiyor. Ama biz tabii ki bunu algılarımızda, anlayış seviyemizde 7, 8, 9 olarak biliyoruz ama bunun bir enerjisi var. Zaten bildiğiniz gibi 9'lar vardır. Ben Antakya'da yaşarken 7'ler ve 9'lara gitmiştim. Hani onların ismi 7'ler ve 9'lardı. İşte 7 şehitler ve 9 şehitler diye geçiyor. Oraya gidiyorsunuz, duanızı ediyorsunuz ve 7 mezar 7'lerde, 9 mezar 9'larda ve onların dizilişleri de işte 2, 3 diye böyle sıralanmış. Yani yan yana değil de farklı açılarda sıralanmışları vardı. Bunların her biri enerjinin oradaki dağılımını gösteriyor. 9 aslında enerjinin bir dağılımı, bir toparlanışı, bir araya getirilişi ve tümleniş. Evet. Hocam artı sonsuza doğru gidiyoruz. Şimdi 11 Tamam. deyip devam edelim. Evet. 11. Aslında 12 de biliyoruz ki 12 de çok önemli bir 11'den önce, hani 12'den önce 11 geliyor.
Bunların hepsini tek tek açıklayayım mı? İster Hayır misin hocam, bir tane kaldı. Ondan sonra 40'ları soracağım. 40'ı soracağım. ya Sonra soracağım. da? Evet. 11'de bu sıçrama kaydettikten sonra yani hazım ve işte gözden geçirme kendimizde, kendimizden kendimize olan o hakikatimize olan yolculukta. Kendi hakikatimizi bulduktan sonra o 9 10 aşamalarını geçtikten sonra 11'de bir şaşkınlık, bir teşevviş hali ve bir sarsılma, neredeyim ben? İşte yeni bilgilere adaptasyon, uyumlanma, yeni bir başlangıç, o sıçrama, dikeyde. Yani bizim dünya sistemimiz genelde işte yatayda bir tekamül. Halbuki dikeyde sıçrama aşaması. Bu da 11'deki o teşebbüsün, şaşkınlığın, bocalamanın, ama bunlar tatlı geçişler. Uyumlanma süreci. Yani biz başka bir şehre de gittiğimizde bir hafif bir işte hava değişimi yaşarız. Bedenin kimyası, fiziği. Oranın hava şartlarına, oranın koordinatlarına uyumlanması gibi. 11'de de bir uyumlanma süreci vardır. Evet. Hocam son sayımız 40 olsun. Müsaade edin. 40. 40'lar çok güzel. 40'larla ilgili batini olarak, içlik olarak bazı sırlar olduğu kadar toplumda da 40'ın çok önemi var. Mesela işte 40'ı çıkmadan derler. Hamile bir bayan doğum yaptıktan sonra 40 gün işte dışarı çıkılmamasını uygun görürler. İşte mikrop kapmasını, hastalık kapmasını ya da işte karanlık enerjinin çekim alanına girmesinde ve yalnız bırakılmaz 40 gün boyunca bebek ve anne sürekli yakınları tarafından gözetim altında tutulur. İşte iki hamile, işte iki doğum yapmış ve 40'lı olan iki kadının karşılaşması bile işte uğursuzluk olarak nitelendirilir. 40 tamamen tamlığın ve bütünlüğün simgesi. Bitmiştir artık. 40'tan sonra bir refaha, bir rahmete, bir dışarıya açılmaya, artık yeniyle karşılaşmaya. Yani kara delikten geçtim, farklı bir boyut, farklı bir evren, farklı bir mecraya geçme. Tamamen değişim, dönüşüm, yani insan değişimin ve dönüşümün simgesi. Yani bitkiler, hayvanlar, işte madde, objeler bulunduğu yerde ve bulunduğum konumda durup dururken bir değişim ve dönüşüm uğrayamazlar. Bunu yapabilen sadece insan ve insan değiştiği ve dönüşüme uğradığı zaman dünya maddesini, dünya toprağını, dünyanın enerjisini, dünyanın dönüşümünü bile, ruhsal enerjisini bile değiştirebilecek kudrete sahip. O kadar donanımlı. İşte 40 da aslında tamamen dünya astralinden, dünyanın spatyumundan ve bunun içine cennet ve cehennem de dahil. Her türlü levh-i mahfuz kayıtları, kayıtlanmanın dışına çıkmanın merkezinde. 40'tan sonra zaten levh-i mahfuz kayıtlarına, o kalu bela dediğimiz levh-i mahfuz sınırının da dışına çıkmak ve bu zaten miraç olarak da nitelendiriliyor. Miraç etmek. 40'tan sonra artık miraç geliyor. Tamamen her şeyi bütünsel bir gözle bilebilme, anlayabilme, idrak edebilme, bunun bilincinde ve şuurunda olabilme. Tamlık ve bütünlüğün simgesi. 40. 40'lara karışmak. Eskiden böyle derlerdi. Hafif meczup olduğu zaman 40'lara karıştı derlerdi. Halbuki o 40'lara karışma değil de daha farklı bir boyutta bizim duymadığımız, yani normal insanların duyamadığı, göremediği her şeyi görebilme ama akledebilme ama bunu ifade edememe boyutunda olduğu için biz onlara hep meczuplar diyebiliyorduk. Şimdi de işte akıl ve ruh sağlığı olarak da nitelendirilebiliyor. Kırklanma var hocam. Yani Evet. o temizlik herhalde kırklanma. Evet, 40 defa işte evlenecek özellikle genç kızları, işte yakınları hamama götürür ve 40 su başından aşağıya dökerler ve temizliğin,
saflığın, duruluğun simgesi. Ondan sonra işte beyaz gelinlik giyer ve evlenir. Dünya evine girer. Dünya yaşantısına adım atar, belli sorumluluklar alır. Yani hep bir bitişin ve yeni bir başlangıcın, yeni bir boyutun kapısının açılması, tıklanma, tıklara açılmak. Evet. Hocam aslında iki tane kaldı ama onu eğer yorulduysanız söyleyeceğim. Bir 19 diyecektim, bir de 33. Eğer Evet. müsaade ederseniz. 19 zaten Kur'an-ı Kerim'in en önemli ayetlerinden biri. Üzerinde 19 var. Zaten bu 19'u olarak nitelendirilmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum ben. Şu anda zaten dünyayı neredeyse esir almış durumda. 19 Atatürk'ün de özellikle Batıni sırlarında yer alıyor. İşte 19 Mayıs 1919. İşte doğum tarihinin bile aslında 19 Mayıs olduğu da söyleniyor. İşte doğum tarihi, ölüm, vefat tarihleri hep 19 rakamını verdiğini olarak okumuştuk bir yerlerde. 19 gizli ve batıni sırların işaret ettiği bir rakam aslında, bir sayı, bir sembol. Yani 19, üzerinde 19 olan şeylere dikkat çekmemiz istenmiş de olabilir. Yani üzerinde 19 var. Yani o insanın ya da o hastalığın ya da o işte olayın üzerinde 19 var. Yani buna dikkat edin. Bu sizin sisteminizi değiştirebilir. Mesela diyelim ki Atatürk'ün çok büyük değişiklikler yaptı. Diyelim ki şu anda işte 19. 19 dediğim gibi isminin tesadüf olmadığını düşünüyorum. O da çok büyük bir değişim yaptı. Dünyanın sistemini neredeyse değiştirdi, alt üst etti, bize mesafelerin önemini ne kadar gösterdiği de. 19 batıni sırları işaret eden bir rakam. Özellikle Kur'an-ı Kerim ayetinde de bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim'in kod sisteminde de 19 sayısı yer almakta. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in kutsal bir vahiy olduğu, işte andolsun, vahyin kelamında olduğu gibi 19 işaret ediyor. Eğer 19 varsa buna dikkat etmeliyiz, önemsemeliyiz. Onu takip etmeliyiz ya da onunla ilgili bir beklentimiz olmalı anlamında. Evet. 33 dediniz ama 33 ile ilgili çok fazla bilgiye sahip değilim aslında. O da sanırım hurufilikte çok önemli yer kaplıyor. Tasavvufta önemli bir yeri var. Mekkelilikte sanırım önemli bir yer, önemi var. Bir de Bektaşilikte, Alevi Bektaşilikte, Arap Alevilerinde 33 rakamının çok önemli bir yeri var. 33, Mehdi sistemi, Mehdili sistemi. Sistem olarak onu simgeliyor ve hepimizin aslında yüreğimizde olan o kurtarıcı yüreğimizde bunun şifresini ve bunun kodunu bize veriyor. Her birimizin yüreğinde bir kurtarıcı dışarıda aramamıza gerek yok. Zaten o bizde, bizim içimizde. Nasıl İsrafel Asura üfleyecek ve büyük devre sonu yaşanacak, kıyamet kopacak deniyor mu? Bu bir bilgi. Ama bunun dışında o Sura yükleme her an yaşanıyor. Biz her an uyanıştayız. Her bilgiyi idrak ettiğimizde, tamam anladım dediğimizde biz bir uyanışa geçiyoruz. İşte o Sura'yı biz içeriden duyuyoruz. Bunun gibi içimizde de o kurtarıcı. O Sura yüklendiğinden o mucizevi sesi işittiğimizde, kendi uyanışımıza geçtiğimizde kendi içimizdeki o Mehdi'liği, Mehdi sisteminin yani bir kurtarıcının aktive olması. 33'te bunu temsil ediyor. Evet. Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Çok kıymetli bir vaktinizi bize ayırdınız. Çok da güzel bir Sağ olun. sohbet oldu. Çok Teşekkür kıymetli ederim. bilgiler edindik. Sağ olun, var olun. Sevgili dostlarımız, evrenin sırrı dilim matematiği konuştuk. Ziyadesiyle matematiğin ve sayıların aslında batıni sırlarını konuştuk. Kıymetli hocamız yazar Kevser Yeşiltaş'ta.
Yayınımıza katıldığınız için ben çok teşekkür ederim. Dostlarımız, sizler de bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.